İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü'nün müdürü Aşot Melkonyan ile röportaj. Rus askerler Dağlık Karabağ'da mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor. Birleşmiş Milletler Dağlık Karabağ'daki insani ihtiyaçları değerlendirmek için Rusya ile çalışmaya hazır. Reuters Ajansı, Rusya Federasyonu ve Türkiye arasında anlaşmazlıklar var. Ana Katedrali'nde Artsakh'ın Manevi ve Kültürel Mirası Ofisi kurulacak. Nemrut Dağı'na sezonun ilk karı düştü. Roma'daki St. Nicholas Kilisesi'nde Artsakh Savaşı'nın kurbanlarının anısına bir ayin yapıldı. Ulusal Bilimler Akademisi Tarih Enstitüsü Müdürü Aşot Melkonyan, Western Armenia TV'de Woodrow Wilson'un tahkim kararının 100. yıl dönümüne doğru süreçleri, İran-Ermeni ilişkileri ve diplomasisinin derinleştirilmesi, Kars Antlaşması'ndan, Kars ve Şuşi kalelerinin düşüşün benzerliklerinden ve farklılıklarından bahsetti. Sözünü özetleyerek hükümete bir çağrı yaptım. Röportajın tamamı web sitemizde mevcuttur. Rus mühendislik birimleri askerleri, Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçlerinin sorumluluk alanlarında mayın temizleme çalışmalarına devam ediyor. Bu haber Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı tarafından bildirildi. Rus mühendislik birimleri, barışı koruma kontrol noktaları arasındaki alanlarda ve genel kullanım yollarında mühendislik keşif ve mayın temizleme çalışmaları yürütmektedir. Ayrıca araştırma ve mayın temizleme çalışmaları, yerleşim yerleri ve sosyal altyapıları alanlarında da yapılıyor. Bulunan cephane ve patlayıcı maddeler bir askeri okula götürülüyor ve orada patlatılarak imha ediliyor. Askeri okula teslim edilemeyen mühimmat, güvenlik altında bulunduğu yerde imha ediliyor. Birleşmiş Milletler uzmanları, Dağlık Karabağ'da ihtiyaç duyulan insani yardımın hacmini değerlendirmek için Rusya ile çalışmaya hazır. TASS ajansının haberine göre, gazetecilere bunu Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Stefan Dujarik'in resmi temsilcisi aktardı. Dujarik ayrıca Genel Sekreterin Ermenistan Cumhuriyeti ve Azerbaycan Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmeleri yaptığını ve Birleşmiş Milletler'in bu ülkelere insani yardım sağlamaya hazır olduğunu vurguladığını söyledi. Reuters'in haberine göre Türkiye ile Rusya arasında Dağlık Karabağ'da barış güçlerinin konuşlandırılması konusunda anlaşmazlıklar çıktı. Anlaşmazlık, Türk tarafının ortak koordinasyon merkezinde bağımsız bir gözlem noktası açma arzusuyla ilgili. Reuters'e göre Türkiye ile Rusya arasında ortak gözlem misyonunun parametreleri hakkında görüşmeler devam ediyor. Ancak Ankara, ortak izleme merkezinden bağımsız olarak kendi gözlem noktasını kurmakta ısrar ediyor. Ajans, Türk muhatabının sözlerini aktarıyor. Rusya, Türkiye'nin ortak merkezden bağımsız olacak bölgede konuşlanmasına gerek olmadığını düşünüyor. Fakat bu Türkiye için büyük önem taşıyor. Kaynak, bu konudaki görüşmelerin Moskova'da devam edeceğini ve Türkiye'nin uzlaşmacı bir çözüme dayandığını söyledi. Dünya Ermenileri Katolikosu 2. Garegi'nin yönetimiyle Ana Katedrali Kutsal Eçmiadzin'de Artsakh'ın manevi ve kültürel mirasının sorularıyla ilgili bir büro kuruldu. Bu, Ana Katedrali Bilgi Servisinden bildirildi. Büro sorumlusu olarak Ana Katedrali'nde görev yapan Garegin Vartabet Hambartsumyan atandı. Dünyanın 8. harikası olarak kabul edilen Batı Ermenistan'daki Nemrut Dağı'na sezonun ilk karı düştü. UNESCO Kültür Mirası listesinde yer alan 2206 metre rakımlı Nemrut Dağı sezonun ilk karının yağmasıyla beyaz gelinliği giydi. Zirvede devasa heykellerinin bulunduğu Nemrut Dağı önceki gün yağan kar ile beyaza büründü. Kartpostallı görüntülerin ortaya çıktığı Nemrut Dağı'na gelen turistler kar sürprizi ile karşılaştı. Kar yağışı sonrası zirvede yoğun sis hakim olurken zirvede hava sıcaklığının gece eksi dereceye düştüğü ifade edildi. 22 Kasım'da Roma'daki St. Nicholas Kilisesi'nde
Levonya Ruhban Okulu Müdürü Narek Naumyan tarafından Artsak Savaşı'na kurban giden kahraman şehitlerin anısına kutsal ayin düzenlendi. Bu konuda Vatikan'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçiliği bilgi verdi. Ayinden sonra ruhani sınıf okulun avlusundaki Haçkar yakınında Ermeni şehitlerinin kutsanmış ruhları için dua okudu ve aynı yerde Ermeni cemaati temsilcilerinin katılımıyla mumlar yakıldı. Törene Vatikan'daki Ermenistan Cumhuriyeti Büyükelçisi Karen Nazaryan, Ermeni Katolik rahibeleri ve çok sayıda Roma'da yaşayan yurttaşlar katıldı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Veradars topluluğu tarafından seslendirilen Norhars Elim adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'ndan izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.